Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından yapılan basın toplantısında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takımının iyi oyunu ortaya koyduğunu belirten Bulut, "Maça istediğimiz gibi başladık. İlk devrede pozisyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Penaltıya kadar Beşiktaş'ın fazla pozisyonu da olmadı. Birbiri yakalamış olsaydık farklı olurdu. Futbolcuları maçı çevirmek için her şeyi denedi. Bundan mutluyum ama birkaç oyuncumun performansında düşüklük var. Bunu milli arada bitirmeye çalışacağız. Yaptığımız hataları gidereceğiz. Bu arada Dorukhan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda umarım Beşiktaş'a geri döner," dedi. Alanyaspor'un ligdeki hedefi hakkında da konuşan Bulut, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Daha sezon başında açıklamam olmuştu geçen seneden daha iyi bir pozisyonda bitirmek diye ligi. Tek hedefimiz bu. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir maç kaybettik diye strese girmeyeceğiz. İstanbul ve Anadolu takımları arasında makas daraldı. Futbolcu kaliteleri olarak aralarda çok fark yok. Anadolu takımları da dişe diş mücadele ediyor. Bugün maça baktığımızda yenilmemize rağmen iyi bir maç oynadık. Baskılı ve zevkli bir maç oynadık," dedi. Erol Bulut, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi de milli takıma başarı dileklerini iletti. Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Toplam 28 golün kaydedildiği haftada 4 takım evinde, 4 takım deplasmanda kazandı. Sadece bir maçta beraberlik elde edildi. Kendi sahasında kazanan takımlardan Yeni Malatyaspor Denizlispor'u 5-1, Göztepe Kayserispor'u 4-0, Sivasspor Ankara Gücü'nü 3-1 ve Beşiktaş Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'yi tek golle geçen Antalyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1'lik skorla hezimete uğratan Konyaspor'la 2-1'lik skorla Başakşehir, Gazişehir Futbol Kulübü'nü ve Trabzonspor Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etti. Gol sesi çıkmayan tek mücadele olan Gençlerbirliği Galatasaray mücadelesi ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçların ardından Aytemiz Alanyaspor haftayı yenilgiyle kapatmasına rağmen 14 puanla liderliğini sürdürdü. Liderle arasındaki puan farkını kapatan takımlar Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor 12 puana ulaştı. Zirve yarışında iddialı olan takımlardan Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor ve Gazişehir 11'er, Yeni Malatyaspor'la Galatasaray ise 10 puanda bulunuyor. Küme düşme hattının hemen üzerinde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen takımlardan Göztepe 9, Beşiktaş, Denizli, Rize ve Ankara Gücü 8'er puana sahip. Küme düşme hattındaki Kasımpaşa 7, henüz galibiyetle tanışmayan Gençlerbirliği ile Kayserispor'un ise 3'er puanı bulunuyor. Süper Lig'de son 3 haftadır puan kayıpları yaşayan Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 3 gün izin verildi. 8. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları 10 Ekim Perşembe günü başlayacak.